Tavus kuşu Bizans döneminde önemli figürlerden bir tanesidir. Saflığı, cenneti, ölümsüzlüğü simgelemektedir. Bu yüzden sık sık kiliselerde ve mozaiklerde bu tasvire rastlayabiliriz. Camın kullanılmasıyla, taseraların daha küçük kesilmesiyle, taşların daha küçük boyutlarda kesilmesiyle ayrıntılar daha güzel veriliyor. Renklendirmeler daha iyi yapılıyor. ...2015 yılında bir kaçak kazı ihbarı sonucu müzedeki arkadaşlarımız orada kazı çalışmaları başlattı. Villa diyebileceğimiz bir yapının tabanında iki odadan oluşan bir kısımda mozaik bulundu. Mozaikin bir bölümünde tamamen doğa sahneleri, hayvanlar, doğadaki hayvanlar, bitki motifleri, bitki motifleriyle süslenmiş. Diğer kısım ise bir av sahnesi. Bir avcının aslanı öldürme sahnesi işlenmiştir. Kesinlikle zaten işin en zor kısmı o zaman başlıyor. Bunlar çıktıktan sonra korumak. Korumak oldukça zor oluyor. Şu an hepsi koruma altında. Üzeri çatıyla kapatılıp, özel malzemelerle kapatılıp koruma altına alınmış. O şekilde duruyor yani. Konya zaten tarihi bakımdan zengin bir bölgemiz. Yani Çatal'ı yükledebileceğiniz gibi çok eski dönemlerden beri yerleşim alanı olarak kullanılmış bir bölgemiz. O yüzden çoğu yerde mozaiklere rastlamamız mümkündür. Bunlar bizim rastladıklarımız. Daha rastlamadığımız yüzlerce vardır eminim. Koruyabildiklerimizi yerinde korumaya çalışıyoruz en önemli olarak. Getirebildiklerimizi de müzeye getirip sergiliyoruz. Bu şekilde değerlendirdiğimizde Konya mozaik ve tarihi açısından zengin bir bölge.